Efendim Şişli Belediyesi'nin içerisindeki orijinal aktiviteler devam ediyor. Orijinal diyorum çünkü çok fazla örneğine rastlanmadık gelişmeler var burada. Sayın Elif Ulu ile paylaşmak istiyoruz ki kendisi aslında olayların tam da orta yerinde. Çünkü onlar çocuklara dair ve özel durumu olan çocuklara dair Sayın Mustafa Sarıgül ile çok özel çalışmalar yaptılar. İşte biz bugün Şişli'de Dağın Kafe'deyiz. Neden buradayız ve burası nasıl bir hizmet veriyor sizden öğrenebilir miyiz? Şişli Belediyesi her zaman olduğu gibi yine son derece öncü bir davranış içerisinde. Muhteşem bir kafeterya burası. Down sendromlu çocuklarımızın sosyalleşmesi, bir araya gelebilmeleri, aileleriyle birlikte güzel zaman geçirebilmeleri için düşünülmüş son derece orijinal bir proje. Burada çocuklar bir araya gelecekler, oynayacaklar, sohbet edecekler, anneleriyle, babalarıyla sosyalleşecekler. Onların yaptıkları bu güzel yiyecekleri satışa sunacaklar. Yiyecekleri, içecekleri. Hareketli ve son derece hoş bir ortam. Böyle bir projeye katkıda bulunduğu için, bu projenin yaratıcısı olduğu için Sayın Başkan Mustafa Sarıgül'ün bir kere daha tebrik etmek lazım. Sevgili Elif Ulu, biliyoruz siz de bir eğitmen olarak, bir eğitici olarak aslında buradaki çocukların özel durumlarının çok farkındasınız. Ama bu farkındalığı yaratmak için aslında bütün Şişli halkı haberdar edildi. Bugün yoğun bir kalabalık var ve bu güzel ürünler neredeyse kalmadı, tükendi. Burası şimdi, ne kadar hizmet verecek onu da soralım. Burası yıl boyunca her gün açık olan bir kafeterya. Bir kere Türkiye'de en önemli problem engelli çocuklarımızın, sıkıntısı olan çocuklarımızın aileleriyle birlikte hayata karışmada zorluk çekmeleri problemi. Bu çocukların eğitim hayatı içerisinde ya da sosyal hayat içerisinde çok daha fazla yer almaları lazım. Bizim onları kendimizden hiçbir zaman ayrı tutmamamız lazım. Kendi çocuklarımızla ayrı bir yere koymamamız ve onları hayatımızın içinde belli bir yerde bulundurmamız lazım. Dolayısıyla çok önemli bir proje, son derece doğru bir proje, farkındalık yaratacak bir proje olduğunu düşünüyorum. Efendim şu an içinde bulunduğumuz Dağın Kafe aslında çok örnek, hatta ne diyebiliriz, bu ilklerden birisi. Evet. Ama Kahraman Erol yanımızda olunca bunu söylemek çok kolay aslında. Evet. Efendim şunu biliyorum ki Şişli halkı hakikaten son derece şanslı. Siz çok özel şeyleri burada ilk uygulayanlardan birisiniz. Hem bir sosyal hizmet uzmanı olarak hem de özel durumu olan bu çocukların çok farkında olarak aslında bu güzel ortamı yarattınız. Sayın Mustafa Sarıgül'e ve size öncelikle çok teşekkür ediyoruz. Ve burayı biraz bize anlatmanızı istiyorum. Burası Down sendromlu çocukların işletmeciliğini ve çalışma ekibini oluşturan bir mekan. Burada tüm çalışanlar Down'lu çocuklar. Çünkü bu çocuklar evlerinde herhangi bir işi olmayan, mesleği olmayan ve ailelerine zaman zaman da üzüntü, sıkıntı yaratan çocuklardı. Ama burada bu çocuklarımız hayat buldular, çalışacaklar, üretecekler ve kazandıkları tüm parayı da kendi ailelerine ve kendi ihtiyaçları için kullanacaklar. Şişli Belediye Başkanımız Mustafa Sarıgül, inanıyorum ki çok yakın zamanda bu kafeden sayısını çoğaltacak ve daha merkezi, daha müşterisi bol olan bir yerde bu merkezi açacaktır. Artık Down'lu çocuk sahibi aileler kesinlikle çocuklarını evde tutmasınlar, bu merkezimize getirsinler, kafeyle buluştursunlar. Bu kafe onların geleceği, ışık kaynağı, hayat buldukları bir merkezdir. Tüm İstanbulluları, tüm Şişlileri bu merkeze, bu kafeye gelerek Down'lu çocuklara destek vermeye çağırıyorum. O kadar hoş bir mekandayız ki aslında buradaki herkesin yüzü büyük bir gülümsemeyle dolu. Bizi de gülümsettiler onlar. Bu özel arkadaşlarımıza ben tek tek merhaba demek istiyorum. Gürsoy. Evet hocam. Sen bir anlat bakalım, ne yapıyorsun burada? Ben burada bir işe başlamak için istedim. Çünkü garsonluk, hep biz her hafta garsonluk yapıyoruz. Sarıyer'de de garsonluk yapıyoruz. Her hafta Sarıyer'de garsonluk yapıyoruz. Nasıl işler? İşler iyi yani. Para kazanıyor musun? Evet hocam. Yaşasın. Evet hocam. Peki burada bu arkadaşların olmaktan mutlu musun? Evet, çok mutluyum. Yani ben burada bu arkadaşlar burada olmak için çok mutluyum yani. Benim için yani çok mutluyum yani. Ne güzel Gürsoy. Ellerine sağlık. Çok güzel şeyler ikram ettin. Bir de Begüm'e dönelim mi? Begüm. Peki. Ulus'ta oturuyorum. 7'ye geçtim. Ben başladım okula. Okula başladın. Peki burada ne yapıyorsun Begüm? Tebrik yapıyorum. Ben odaya topladım. Bir tebrik yapıyorum. Şahane. Şimdi de seni tanıyalım bakalım. Adını söyler misin? Unuyordum ha. Onu sen neler yapıyorsun? İşte
Ben Türkiye'ye geldim. Ben onu gibiydim. Bize ikramlarda bulundun mu? Evet. Ne güzel yaptın. Deniz arkadaşın mı? Evet. Deniz'e de bir merhaba diyelim. Deniz, ne kadar güzel bir önlüğün var. Sen neler yapıyorsun? Ben burada seneye haftanın bir günlü garsonluk eğitimi yapacağım, servise. Servisleri sen yapacaksın yani? Seneye. Seneye. Peki bu sene ne yapacaksın? Bu sene de yaptım. Bir gün çalışmak sana yetiyor mu Deniz? Evet. Aferin Deniz. Seneye çok... bir gün çalışacağım burada. Deniz, çok teşekkür ederim. Seneye ben de seni ziyarete geleceğim, anlaştık. Tamam. Mustafa Sarıgül'e teşekkür ederim burayı açtığı için. Seneye bir gün buraya çalışmaya geleceğim. Mehmet Ünal, Molla Aşkı Teras Kafa'nın çalıştırıcısıyım. Molla Aşkı, Fatih Sultan Mehmet Han'ın İstanbul'u aldıktan sonra en büyük şair olan Molla Mehmet Efendi'nin, şair Molla Mehmet Efendi'nin gelip burada cami yapmasıyla bölgeye de ismini vermiş ve Molla Aşkı diye anılmaya başlamış burası. Bu bulunduğumuz yer İstanbul'un Yedi Tepesi'nin hemen hemen en yüksek olan yeri. Burası Roma'nın da ilk yazlık sarayı, aynı zamanda Malati diye anılan, Balata ismini veren sarayın bulunduğu yer Balati. Şimdi bizim parkımızın 6-7 dönüm olması sebebiyle mini bir de hayvanat bahçesi koyduk burada. Çocuklar için salıncaklar var, işte tavus kuşumuz var. Horozlarımız, tavuklarımız, ördeklerimiz, papağanımız, kazımız, muhabbet kuşumuz, tavuklarımız, civcivlerimiz, sincaplarımız, tavşanlarımız. Bu şekilde çocuklar da bunları görüyorlar, çok da mutlu oluyorlar, bunlarla oynuyorlar. Vatandaş buraya geldiği zaman bir kafeteryada aramış olduğu bütün mutlulukları burada bulsun diye. Ben daha çok böyle 1600-1400 yılları arasındaki İşletme zihniyetini biraz daha ön plana çıkarmak istiyorum. Bizim burada ufak sanat evlerimiz de var. Bunlar da tesip, hat, ebru, süllet çalışmaları yapan çok çok değerli sanatçılarımız var. Buraya gelen arkadaşlarımızın her türlü aktiviteyi rahatça burada yapabilmeleri için elimizden gelen tüm olanakları seferber ettik. İnşallah memnun ederiz. Ben şunu söylüyorum, İstanbul'da yaşayıp da Molla Aşkı'nı görmemek üzücü bir şey. Bana göre Molla Aşkı'nı gördükten sonra ben İstanbul'u gördüm demek gerekir. Abimizin yerine geldik, mekanına. Albüm sonrası dinleniyoruz. Arkadaşlarımızla, dostlarımızla keyif yapıyoruz. Tarık, burayı nasıl buldun? Çok güzel. Muhteşem. Ben 2 haftada bir, 3 haftada bir Mehmet abimizin böyle mekanına gelip burada bütün İstanbul'u seyrediyorum. Hani o kıpır kıpır var ya böyle Tarık Mengüç. Burada dinleniyorum. Çok da fazla muhabbet ediyor. Ben onları dinliyorum. Burada gerçekten keyif alıyorum ben. Bütün enerjimi burada atıyorum. Bir ay önce bütün ailemi, işte kuzenlerimi hepsini aldım, buraya geldim. Ve Ramazan ayında inanır mısınız burası tıklım tıklım doluyor, ben öyle biliyorum. Çünkü geçen sene de öyleydi. Bu sene daha da gündeme gelecek. Çünkü neden? Gençlerimiz de burayı seviyor. Ben her geldiğimde böyle şey yapıyorum, dikkat ediyorum. Acaba gençlerin fevri davranışları var mı? Çünkü her gittikleri yerde gençler kendilerini bilmeden ailelerinin yanında değişik değişik hareketler, tabii ki gençtir ama burada öyle bir şey görmedim ben. Burada adabınla, uslubunla oturuyorlar ve gerçekten çok güzel. Şimdi biz genelde zaten
daha çok aileye yönelik hizmet etmeye çalışıyoruz. Aileyi daha ön plana tutmaya çalışıyoruz. Özellikle hafta sonları bizim sıra boylarında. Sıra boylarımızda özellikle aileleri oturtmaya çalışıyoruz. Tabii çocuklarına geliyor buraya. Hayvanlarımız var. Hayvanlarla ilgileniyorlar. Tabii daha çim olduğu için rahat koşabiliyorlar. Burada arkadaş ediniyorlar en önemlisi. Balıklarımız var. Balıklarıyla oynuyorlar. Ailemize de tabii yiyecek olarak hizmetlerimiz var. Köftesiyle olsun, mantısıyla olsun, dondurmasıyla olsun güzel hizmetlerimiz oluyor. En önemlisi de molla çayı. Molla çayımız tabii biraz ön planda kalıyor burada. Molla çayımızı babam anlatmıştır zaten kendisi de. Gelen müşterilere biz öncelikle soruyoruz ne içeceklerini. Ondan sonra molla çayını biz ön plana veriyoruz. İsterlerse ikram ediyoruz. İstemezlerse gene biz ikram etmeye çalışıyoruz. Zorla içiriyoruz ama bir şekilde. Burası Molla Aşık Kültür Parkı. İstanbul'un 1/5'ini görebileceğiniz, seyredebileceğiniz, İstanbul tarihinin de 1/3 seyredebileceğiniz İstanbul'un nadide yerlerinden bir tanesi. Burada bu parkın işletme sahibi Mehmet Bey sağ olsun kapısını bize açtı. Burada gördüğünüz gibi 4 tane sanat evimiz var. Onlardan bir tanesi de burası. Benim ikamet ettiğim Ebru Atölyesi. Ağırlıklı olarak Ebru çalışmaları yapıyorum burada. Şimdi biz genelde zaten daha çok aileye yönelik hizmet etmeye çalışıyoruz. Saat burada kalıp moralleri bozuk olursa buraya gelsinler. Vallahi aşkına kesinlikle herkesi bekliyoruz. Buyurun gelin çayımızı kahvemizi için. Herkesi bekliyoruz.